Kimi bir lokma ekmekle açıyor orucunu, kimi de 5 yıldızlı otelde lüks bir sofrada. Aradaki uçurumu protesto etmek isteyenlerse dün akşam sokaktaydı. 5 yıldızlı bir otelin önünde yer sofrası kurdular, mütevazı bir iftarla Ramazan'ın ruhunu yeniden hatırlatmaya çalıştılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İftar sofrası ama isyan için kurdular. 5 yıldızlı otellerdeki lüks iftarları protesto etmek için. Bu bir iftar sofrası değil sadece, aynı zamanda bir isyan sofrası. Bir kişi başına iftarın 180 lira olduğunu biliyoruz ve buna biz isyan ediyoruz. Benim bildiğim İslam'a göre içinde masiyet işlenen, yani İslam'a göre yanlış olan şeyler yapılan binada bırakın iftar vermek, içine bile girilmez. Biz de şimdi dışında yapıyoruz iftarı. Ramazan'da hissedilen duygular aynı belki ama bütçeler farklı. Kimi iki lokma ekmekle, kimi lüks bir sofrada açıyor orucunu. İşte dün de Emek ve Adalet Platformu üyeleri lüks iftarları protesto için sokaktaydı. İstanbul Sosyetesi'nin uğrak yeri olan lüks bir otelin hemen önünde, turistlerin şaşkın bakışları arasında iftara bir saat kala sofra hazırlanmaya başladı. Amaç abartılı iftarları eleştirmek olunca yer sofrası mütevazıydı. Ama doymaya yetecek her şey vardı. Domates, salatalık, mercimek çorbası ve bir de pide tabii ki. Karşı taraftaki otelde bir kişilik iftar menüsü 6 tane kağıt toplayıcısının bir günlük kağıt toplamasına bedeldir. Burada kağıt toplayıcıları da var, sokak çocukları da var, Afrikalı göçmenler de var. Ve ezan okununca ilk lokma atıldı ağza. Kimseyi de aslında ben çok kınamak istemiyorum. İnsanlar otel terasından boğaza bakarak portakallı ördek de yiyebilirler. Ama ya bunu hayatında bir kere yaparsın, iki kere yaparsın. Binlerce, on binlerce çocuğun ölümünü, açlıktan ölmesini LCD'den izlemek çok işin ruhuna uygun değil. Oruç tutmayıp lüks iftarları yanlış bulanlar da oturdu sofraya. Biraz ötede 5 yıldızlı otelde oruç açanlar bu protestoyu görmedi belki. Ama mütevazı sofra Ramazan'ın vermek istediği mesajı bir kez daha hatırlattı.